Oldukça uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Size sunacağım yüzme eğitim videosunun konusu Swimming Flip Turn. Yani yüzme takla dönüşünü nasıl kullanacağınız ve geliştireceğiniz hakkında. Size vereceğim ilk tavsiye, takla dönüşünü öğrendikten sonra ilk birkaç ay boyunca sadece süzülerek ve süzülme artı bir dolfin vuruşu yaparak çalışmanızdır. Bu dönemde daha fazlasını yapmaya kalkarsanız dolfin vuruşlarıyla nefes hakimiyetini senkronize etmek aşırı zor olur ve takla dönüşün kalitesi düşer, hatta boğulma tehlikesi yaşayabilirsiniz. Bu uygulama şeklinde dolfin vuruşu yapılmadığı veya sadece bir tane yapıldığı için dönüş sonrası vücudu toparlamak ve nefes ritmini tutturmak daha kolay olur. Bu sebeple 800 ve 1500 metre müsabık yüzücülerin çoğu dönüşlerde bu tekniği kullanır. Bir dolfin vuruşlu flip turn'ü rahatlıkla yapar hale geldikten sonra iki dolfin vuruşlu takla dönüşünü çalışmalısınız. Bu varyasyon özellikle 400 metre mesafede sıkça kullanılır. Bir dolfin vuruşundan daha fazla fayda sağlar, üç dolfin vuruşundan ise çok daha az yorucudur. İlk iki varyasyonu uygularken dikkat edeceğiniz husus, takla dönüşü sonrası duvardan ayrılırken veya hemen sonrasında nefesinizi düzenli olarak vermeye başlamalısınız. Ve bunu su üstüne çıkışta nefes alma safhasına bağlamaya, pürüzsüz bir geçiş yapmaya odaklanmalısınız. Şayet sprint tarzı yüzme ile ilgilenmeyecekseniz buraya kadar gösterdiklerim fazlasıyla yeterlidir. Eğer 200 metre ve altı mesafeleri özellikle de ülkemizde yarı olimpik olarak yanlış bir şekilde bilinen kısa kulvar yani 25 metrelik havuzda daha hızlı yüzmek istiyorsanız dönüş sonrası 3 ve daha fazla dolfin çalışmaya vakit ayırabilirsiniz. Su altında yapılan seri dolfinler su üstünde yüzmekten daha hızlı hareket etmenizi sağlayacaktır. İlk iki varyasyondan farklı olarak duvara yaklaşırken hızınızı biraz arttırmaya gayret edin. Böylece süzülme ve dolfinler size daha fazla hız verecektir. Çoklu dolfin vuruşlu takla dönüşünü önce 25 metrelik havuzda 50 metre için çalışın ve ustalaşın. Son olarak tüm varyasyonlar için söylüyorum, mutlaka hem güçlü hem de güçsüz kolunuzla dönüş öncesi son çekişi yapın. Su üstüne çıkışta da hem nefes aldığınız hem de almadığınız taraftan ilk kulaca başlayarak farklı varyasyonlar deneyin. Bu uygulama şekli özellikle 200 metre ve altı mesafelerde size ekstra hız sağlayacaktır. Gelecekte yeni eğitim videolarında görüşmek üzere, hoşça kalın.